Abla, hadi ben kaçtım. Bu trafik er geçer mi? Doğa kötü oluyor. Tamam canım. Hadi bay bay. Ne haber? Günaydın. Sana da günaydın ya. Ne yapıyorsun ya? Hiç görüşemiyoruz bu ara. Küs müyüz? Yok canım, niye küs olalım? Hem ben her şeyi unutmaya hazırım. Oo, ben çoktan unuttum bile. Çıkıyor musun? Evet, çıkacağım birazdan. Ben de çıkacağım. Hem seninle bir şey konuşmak istiyordum. Olur, tamam. O zaman ben çantamı alıp geri geleyim. Sana da günaydın. Bakıyorum erkencisin. Bebek nasıl? Vallahi iyi. Selamları var Mineciğim. Hatta bu ara senin sağda solda babası ve kendisiyle ilgili çok fazla şey sorup söylediğini duymuş. Bu birdenbire ortaya çıkan aşırı ilginin sebebini merak etmiş tabii. Ne diyorsun ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Bana bak kızım. Sen giderken ben geri geliyordum. Tamam? Sen şimdi benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Sen ne konuşacaksın bakayım Aslı'yla? Ya bıraksana kolumu ya, canını yakıyorsun. Demek canın yanıyor. Çok güzel. Bu hiçbir şey değil o zaman. Eğer dün duyduklarını Aslı'yla Deniz'in arasını bozmak için kullanmaya kalkıp da Aslı'ya en ufak bir şey söylersen, işte o zaman tam yakarım canını. Hı? Duyduğum her şey doğru yani, öyle mi? Sen her şeyi açık açık kabul ediyorsun. Peki hem suçlu hem güçlü olduğun halde canımı nasıl yakmayı düşünüyorsun? Ben rezil olacağım kadar olmuşum. Ama ya sen? Kendi ailesi olmayan bir kızın sırf kendi bencilliği uğruna başkalarının sırlarını açığa çıkarıp... ya bir başkasının yuvasını dağıttığını duyduklarında insanlar sana nasıl bakar sanıyorsun? Bunu bir düşün istersen ha. Ben hazırım. Hadi gitmiyor muyuz? Beni bekleme ya, işim çıktı benim. İyi, tamam sen bilirsin. Hadi ben kaçtım ablacığım. Güle güle canım.